verenlere koyun diyor mu? Diyorlar. Kendilerini bir gözden geçirirlerse çok mutlu olur. Bu ismin üzerinde de çalışmalarımızı yürütecek. Gerekirse Kim Jong-un'un evinde Kalaşnikov ve Browning marka tabancaya ait mermiler ele geçirildi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Doktor Şebnem Korur Fincancı bugün gözaltına alınmıştır. PKK günlerdir kara propaganda yürütüyor. Türkiye'nin terörle mücadelede kimyasal silah kullandığı iftirasıyla. TSK kendilerine karşı dozajı ayarlanmış, yüksek basınç ve ısıyı açığa çıkararak yıkıcı güce sahip ve dar alanda öldürücü etkisi bulunan, etrafa yayılmayan bir bomba kullanmış. Evet, açıklamaları bu şekilde. Bilindiği gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yürüttüğü sınır ötesi harekatlara iftira atan Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Fincancı'nın evinde Kalaşnikov ve Browning marka tabancaya ait mermiler ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik kimyasal silah yalanını ortaya atan ve hakkında soruşturma açılan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hafta sonu Almanya'daydı. PKK ve FETÖ'nün birlikte katıldığı bir programa konuk oldu ve iftiralarını orada da sürdürdü. Milli Savunma Bakanlığı bu yalan kampanyasına karşı açıklama yaparak TSK envanterinde bu tür silahların hiçbir zaman bulunmadığını duyurdu. Oysa CHP'li Sezgin Tanrıkulu görüntüleri izlediğini ve TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiasını TBMM'ye taşıyacağını söylüyor. PKK'nın bile utana çekine etrafından dolanarak söylediği bir yalanı CHP'li vekil göğsünü gere gere söylemekten çekinmiyor. Biri çıkıyor, Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandı diyor. Terbiyesize bak, terbiyesize. PKK'ya yağcılık yapıyor. Hepsine yakışıyor da Atatürk'ün partisine yakışıyor mu? Bence yakışmıyor. Bu durumdan ben de kendimi oraya yakıştıramadığım için ayrıldım. Bu bana laf edenler, Erdoğan'a oy verenlere koyun diyor mu? Diyor. Diyorlar. Kendilerini bir gözden geçirirlerse çok mutlu olur. Kendilerini bir gözden geçirirlerse mutlu olur. Öyle millete demek kolay. Kendini de bir gözden geçir bakalım. Türk Tabipler Birliği Başkanı ve Sezgin Tanrıkulu'nun PKK'nın bu kimyasal silah iftirasını duyurma görevini layığıyla yerine getirdikten sonra bu ikiliye destek, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun göz bebeği Canan Kaftancıoğlu'ndan geliyor. PKK'lıların duruşmalarında onlar var. Örgütün bültenlerinde onlar var. Terörist cenazelerinde gözyaşı dökmek gerektiğinde onlar var. FETÖ'cülerin yayın organlarına kilit vurulduğunda panzerin önüne yatmak gerektiğinde onlar var. Sahi CHP terörle arasına ne zaman mesafe koyacak? Yoksa mesafeler çoktan kalktı da biz mi çok safız? Bu birliğin kapısına kilit vurulmasını doktorlarımızın bu kuruma mecburi üyelik şartlarının kaldırılarak özgürleşmelerini tarihi önemde addediyor. Terörist teröristliğini yapacak, tamam. Peki bu iftiraların peşine takılanlara ne demeli? Erdoğan'a oy verenlere koyun diyor mu? Diyor. Diyorlar. Kendilerini bir gözden geçirirlerse çok mutlu olur. CHP daha bunlara ne kadar sahip çıkacak? Makam vererek ödüllendirecek. Demirtaş güzellemelerine devam edenler, vatana ihaneti, ifade özgürlüğü kılıfıyla pazarlayanlar, Türkiye düşmanlarına konum atıp buradayız, emrinizdeyiz diyenler, PKK'nın emrindeki HDP ile ortaklık kurma peşinde koşanlar, yürüyelim şarkılarla isyan ederken, yürüyelim alkışlarla meydan okurken, emek bizim, söz bizim. Bu tek adam rejimine karşı, bu gerildi, bu dinci rejime karşı yürüyoruz. Bunun adı ihanet. Başka tanımı yok, olamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihanet karşısında atılacak adımların işaretini verdi.
Hukuk çerçevesinde bu işin peşi bırakılmayacak. Meslek örgütlerini ideolojik saplantılarının borazanı haline getiren terör örgütü destekçilerini buralardan temizleyerek bu yapıları kuruluş amaçlarına uygun faaliyetlere yoğunlaştırmakta kararlıyız. Hainler hariç, herkesin tepkisi büyük. Milletin haklı öfkesi fazlasıyla devlet katında da mevcut. Başkan Erdoğan, bunlar namussuzdur, densizdir, ahlaksızdır derken milletin hissiyatına da tercüman oldu. Bu mesele sabun köpüğü gündemler gibi geçiştirilemez. Söyleyen söylediğiyle, destekleyen desteklediğiyle kalamaz. Fincancı, hendek operasyonları zamanı devleti katliam yapmakla suçlayıp terör yandaşı bildiriye imza attı. Büyük bedeller ödeyen hekimler örgütünü hedef alarak hemen kapatılmasını emrediyoruz. Türk Tabipler Birliği ve bu ülkenin hekimlerinin yanındayız. Sokak kabadayına da eyvallahımız yoktur. Cefakar Türk tabiplerine selam olsun. Yalansa yalan, dolansa dolan. Hepsi bunlarda. Şimdi bunların bir de Tabipler Birliği var. Ya bunlar ne kadar yalancı, ne kadar cambaz ya. Ya siz ne sahtekarsınız ya, ne yalancısınız ya. Tabipler Birliği kapatılmalıdır. Türk ve Türkiye ismini hak etmeyen meslek kuruluşlarından bu imtiyazlarını derhal almalıyız. Türk Tabipleri Birliği isimli tıbbın yüz karası meslek örgütü Türkiye'yi karalamaktan, kötülemekten başka hiçbir işe yaramadığını defalarca ispat etmiştir. PKK Almanya'da bir konferans düzenliyor. Tepki çeken bir konferans. Çünkü Türk Tabipleri Birliği'nden de bir yönetici bu konferansa katılacak. Adında Türk olsa da Türk düşmanlarının adeta çatısı organı beşiğidir. Türk Tabipler Birliği bugün değilse ne zaman kapatılacak? Türk hekimleri bu bölücü ve husumet yapının tasallutundan ne zaman kurtarılacaktır? Terör örgütü PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na savaş deyip karşı çıktı. PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin sözde eş başkanına barış ödülü verdi. Bölücü terör örgütünün hiçbir eylemini terör olarak nitelendirmedi ve kınamadı. Türkiye'nin sivilleri öldürdüğünü söyleyip yargılanması çağrısında bulundu. Tüm bunları kim mi yaptı? Hekimlerin haklarını korumak amacıyla kurulduğunu iddia eden Türk Tabipleri Birliği. Can bedenden çıkmayınca bu vatan size kalamaz. Can bedenden çıkmayınca bu vatan size kalamaz. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.